Evet sevgili seyirciler, şu anda Beylikdüzü Balacık kenarındayız. Burada şampiyonlar var, sporcular var. Balık Müzesi'ndeyiz ve hemen şampiyonumuza uzatıyoruz mikrofonumuzu. Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geliyoruz. Müzemizi gezmeye geldik ve dünyada birinciymiş Türkiye'de. Balıkçı Kenan. Evet. Gezmeye geldik arkadaşlarla birlikte. Evet, teşekkür ediyoruz. Siz nasıl buldunuz? Güzel bulduk. Güzel burası. Ben de bu kadar. Evet, şimdi Balıcı Kenan, Kenan Balcı tesisleri anlatacak. Okul müdürümüz yerinde otursun diyor Kenan abi. Burada devasa balıkların üzerinde öğrenciler var. Evet, sayın efendim Kenan abi. Arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. İşlerinizde, derslerinizde, hayatlarınızda başarılar diliyorum. Şu anda Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ndeyiz. Efendim, balık dediğimiz zaman akar, kokar, çürür, yok olur. Balıkçı Kenan olarak 40 senedir uğraşa uğraşa balığı ölümsüzleştirdik. Gördüğünüz gibi her gelen soruyor, bu balık acaba plastikten mi yapılı? Efendim, 1500 çeşit balık, hepsi denizde yüzen, nefes alan, solungaçlarını açıp kapayan deniz canlılar efendim. Efendim, bu güzel ürünler denizden çıkıyor. Denizlerimiz çok önemli efendim. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Mesela evimizin bahçesine iki kök domates ekeceğiz. Hem enerji kaybediyoruz, hem para kaybediyoruz, hem vakit kaybediyoruz ki domatesleri elde edelim diye. Ama denizler öyle değil. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Gençlik olarak sizlerden tek ricam var. Denizlerimizi güzel koruyalım. Denizler bizlere çok şey veriyor. Mesela dışarıda maden arıyoruz, altın arıyoruz. Altın bizim ayağımızın altında ama su diye kimse farkında değil. Denizler çok önemli. Bir kilo balık 20 bin lira. Ağımızı atıp tutuyoruz, oltamızı atıp tutuyoruz. Onun için gençliğe sevgilerimi sunuyorum. Denizlerimize sahip çıkalım. Tekrar ediyorum bunu. Efendim, denizler çok önemli. Neden önemli? Denizler en başta bizlere balık veriyor. Balık günümüzde anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balık. Herkes mesela eczaneye gidiyor bu soğuk havalarda. Efendim, ilaç almak için. Ne için? İlaç almak için, hastalıktan korunmak için. Efendim, doğal ilaç balık. Sağlık balık, zindelik balık. Efendim, seneler önce sizler gibi 14-15 yaşındaydım. Büyüklerimiz gelir derlerdi ki balık göze çok faydalı, fosforlu. İçimden derdim ki ya da balık nereye, göz nereye. Meğer çok doğruymuş. Balık gerçek ilaç efendim. Sizlere son olarak şunu yine vurguluyorum. Denizlerimizi koruyalım. Denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmaya gayret gösterelim. Başarılar diliyorum efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz.